sanatın ve hayatın tüm renklerini barındıran Bloomberg HT Life'tan herkese merhaba. Yine dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Gelin önce bu hafta programımızda neler izleyeceğimize bir göz atalım. Bloomberg HT Life yaz sohbetlerinde Türkiye'nin sevilen sanatçılarını ağırlamaya devam ediyor. Bu haftanın konuğu ünlü oyuncu Nilgün Belgün. Büyük adaya, anılarıma gidiyorum. İlk aşkımla bu vapura bindim. Aşk hayatın en önemli şeyi. Kötüsü filozof yapar. İyisi de büyük bir mutluluk yaşadım. Bir kadın olarak Türkiye'de tek başına 5 yılda bir gösteri yapıyorum. Çocukluğunun ve genç kızlığının geçtiği büyük ada yollarına birlikte düştüğümüz Nilgün Belgün'le vapur yolculuğumuzdan ada anılarına, Rumca şarkılardan danslara, fayton sefasından neşeli kahkahalara varan keyifli sohbetimiz ve çok daha fazlası birazdan. Çok özlüyorsun. Özlüyorum, annemi özlüyorum. Şimdi yaşayacaksın, mutluluk burada. Posma yelases, ade yasu, mutineskases. Film tutkunları ekran başına, haftanın yeni filmleri vizyondakiler turunda. Hafta sonunun ve yeni haftanın öne çıkan etkinliklerini sizin için derledik. Ajanda turumuz birazdan. Bloomberg HT Life yaz sohbetlerinin bu haftaki konuğu Nilgün Belgün. İşte ünlü oyuncuyla Adalar Vapuru'nda ve çocukluğunun ve genç kızlığının geçtiği Büyükada'da gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetimiz. Bloomberg HT Life yaz sohbetlerinin bu haftaki konuğu Nilgün Belgün. Ünlü oyuncuyla Adalar Vapuru'nun önünde buluşup çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Büyükada'ya doğru yola koyulduk. Bloomberg HT Life yaz sohbetlerinde bu hafta canım Nilgün Belgün'le birlikte nereye gidiyoruz? Büyükada'ya, anılarıma gidiyoruz. Kendisinin bütün çocukluğu orada geçtiği evet. İçin ben çok heyecanlıyım. Şimdi biz yavaş yavaş vapura doğru gidiyoruz. Çocukluğum, genç kızlığım. Ya hala gençsiniz. Genç, o yüzden ben gençliği demek istemedim. Böyle bir kahkahaya sahip bir insan asla yaşlanmaz. Hepimizin ömrünü uzatır. Hadi bakayım uzatabileceğim mi bugün? Bakalım. Hadi bakalım. Ben çok eminim ama hadi biz gidiyoruz. Vapurum, en sevdiğim de bu vapurlardır bak. Anılarım işte bu vapurlarda. Ne güzel. Bütün anılar bu vapurda. Adalar Vapuru'nun annesi Büyükadalı olan Nilgün Belgül'ün hayatında çok özel bir yeri var. İşte peş peşe sıraladığı anılar. Bu vapurun, Büyükada Vapuru'nun kendisi için çok özel bir yeri var. Dinleyelim efendim. Çok özel bir yeri var. Bütün çocukluğum, genç kızlığım bu vapurda geçti. Eski tip vapurda yani. İlk konservatuar tiyatro bölümü imtihanına bu vapurda çalışarak gittim. Uğurlu vapur yani. Uğurlu vapurum, canım benim. Sonra ilk aşkımla bu vapura bindim. Ya. Adada başlayan bir ilk aşkımla bu vapura bindim. Ve çok özel anılarım var. Bir tanesi annemle ilgili. Canım Allah rahmet eylesin. Ya. Anneciğim Büyükadalı olduğu için hepimiz Büyükadalıyız. Annemle vapura yetişme durumumuz çok enteresandır. Benim içim tez. Anne geç kalmadan, bak bugün de çok erken geldim. Geç kalmadan gidelim, vapuru kaçırmayalım. Çünkü arada 2 saat, 3 saat var. Tamam evladım, tamam evladım. Ay anne dedim ya, hazırlanın mı? Ben gidiyorum. Tamam çocuğum, ben gelirim. Sen merak etme. Ben Adalıyım. Bilmez miyim vapuru ne zaman gideceğim? Tamam derim, ben vapura gelirim. Binerim. Ay kadın yok. Düdükler çalar. Vapur kalkar. Anne neredesin? Ay bir bakarım koşarak geliyor. Vapur kalkıyor. Ve annem bana el sallar ve bizim bütün annemle anılarımız o vapuru kaçırır. Ben vapurun içinde birbirimize el sallayarak geç. Ne güzel. Peki şimdi burada denizin tam dibindeyiz. Deniz ne ifade ediyor sizin için? Aşk. Oo, güzel yerden girdik, devam edelim. Çünkü, aşk ne ifade ediyor sizin için? Aşk hayatın en önemli şeyi. Ben bazen aşık olmayan insanlar için çok üzülüyorum. Hiç aşkı yaşamamış. Aşk büyük bir derinlik katar insanın hayatına. Tecrübe katar. İyisi de tecrübe katar, kötüsü de tecrübe katar. Kötüsü filozof yapar.
İkisi de büyük bir mutluluk yaşadı. Peki soracağım, filozof oldunuz mu hiç hayatınızın bir döneminde? Çok mutlu olmuşluğum da var, filozof olmuşluğum da var. Allah'ıma şükürler olsun. Ama gerçekten aşk ruha çok iyi gelir. İnşallah bu yaz hak eden herkes bulsun aşkı, değil mi? Evet, öyle. Herkes yaşasın. Anılarını Hayat Sen Benimsin adını taşıyan bir kitapta toplayan Nilgün Belgün, hayata hayatım diye sıkı sıkı sarılmayı bilen, hayatın her anının hakkını veren biri. Herkeste hayranlık uyandıran pozitif enerjisinin sırrı hayatı ıskalamıyor olması. Ben hayatı hiç ıskalamadım. Geçen gün birisi yazmış, nasıl bu kadar pozitif enerjilisiniz, ne yapıyorsunuz, hayatı ıskalamıyorum dedim. En önemlisi o, hayatı ıskalamayın. Hayat sadece bir kere, geliyor ve geçiyor. Her şeyi içine sığdırın, her şeyi yaşayın ve en önemlisi hayatı sevgiyle yaşayın derim ben. Ben de aynen katılıyorum. Ben hep sevgiyle yaşadım. İnsan sevgisi, aşk, efendim hayvan sevgisi, en büyük aşkım mesela mesleğime. Yani ben deli gibi işine aşık bir kadınım, işimi aşkla yapıyorum. En büyük aşkım mesleğime diyen Nilgün Belgün'le 5 sezondur seyirciyle buluşturduğu Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi adlı gösterisinden de konuşuyoruz. Stand-up, kabare ve tiyatro öğelerini dans ve müzikle harmanladığı bu gösteriyle sadece erkekler güldürür ezberini bozduğunu söylüyor Nilgün Belgün. Nasıl geçti sezon? Sezonum muhteşem geçti. Çok şükür burada tahta da yok. Tek başına bir kadın olarak Türkiye'de tek başına 5 yıldır bir gösteri yapıyorum. Ve biliyorsun erkekler dünyası, zaten bu dünyada çok az bir Yılmaz Erdoğan var, Ata Demirel var. Cem Yılmaz var tabii ki. Ama onun dışında kimse yapan yok. Kadın olarak da tek ben varım ve erkeklerle bu dünyada başa baş savaşıyorum. Ama gerçekten çok mutluyum. Bir kadının da böyle bir yerde yeri olduğunu anlattım insanlara. Çünkü genelde erkek hegemonyasında olan bir şey. Bu tek kişilik one woman show, one man show daha çok. Ama ben bunun içine tabii ki tiyatrocu kimliğimi kattım. Şarkılar kattım. Müziksiz hayat olmuyor biliyor musun? Müzik ruha çok iyi geliyor. Dans da kattın. Dans kattım. Dans da benim ruhuma çok iyi gelmişti. Yarışmıştım biliyorsun. Dans yarışmasından. Öğrendiklerimi bunun içine de kattım. Dolayısıyla gelen seyirciye hem bir hayat anlatıyorum. Kendi hayatımı anlatıyorum. Selçuk Yöntem bu ne cesaret dedi. Ama gerçekten öyle. Ama hayatımda cesaret ederek anlatamayacağım hiçbir şey yok. Her şeyi çok cesaretle anlatabiliyorum. Çok güzel bir yaşamdı benimki. Çocukluğum Büyükada'da geçti biliyorsun. Onun için 50'lerden annemle babam da burada tanıştı. Ya ne güzel. Evet. Annem Büyükada'da, Büyükada'dan işe gidiyormuş. Annem Türkiye'nin ilk kadın nikah memuruydu. Büyükada'dan İstanbul'a işe giderken babam da Heybeliada'dan binmiş. O da yedek subaylığını Heybeliada'da yapıyormuş. İkisi bu gördüğüm vapurda tanışıp aşık oldu. İlk görüşte aşk mı? İlk görüşte aşk. Babam çok yakışıklıydı laf aramızda. Annem birden vurulmuş babama. Ve annem de hoş bir kadındı. Dolayısıyla aşk çocuğu var karşısında. Ne güzel ya. Evet. Onun için ada, vapur benim hayatımın çok önemli bir yerinde. Birazdan birlikte de gezeceğiz Büyükada'yı. Hadi şimdi vapurun tadını çıkaralım. Birazdan anıların içine gireceğiz. Evet. Bu arada şehir hatlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bize bu imkanı verdiler ve biz burada röportaj yapıyoruz. Biraz kısıtlamalar yapmışlar haklı olarak. Emin olmak için her şeyden. Çok teşekkürler. Orada bir ada var uzakta. O ada benim adamdır. Gitmesem de, görmesem de o ada benim adamdır. Bu Mart'ı da benim Mart'ımdır. Birazdan Nilgün Belgün'le birlikte bol kahkahalı, bol anılı, danslı ve şarkılı bir Büyükada turuna çıkacağız. Bizden ayrılmayın. O mozaikte büyümek de farklı bir şey. Şimdi yaşayacaksın. Mutluluk burada. Bozma yela ses. Hadi yasu. Mutineska ses. Haftanın yeni filmlerini merak edenler ekran başına. Sırada Vizyondakiler turu var.
I was raised in New York by my mom. My mom's mom and my mom's mom's girlfriend. Vizyondakiler turumuza haftanın öne çıkan yapımlarından 3 nesille başlıyoruz. What, like acupuncture? We'll see you at home, mom. What did I say? Oscar ödüllü Susan Sarandon ve Oscar adaylığı bulunan Naomi Watts'ın başrollerde olduğu filmde kendi kuşağının en yetenekli oyuncularından biri olarak gösterilen Elle Fanning trans bir genci canlandırıyor. Bir kız çocuğu olarak dünyaya gelen Ray çocukluğundan beri kendini erkek gibi hissetmektedir. Gençlik döneminde cinsiyet değiştirmeye karar veren Ray'e annesi Maggie ve büyük annesi Dolly destek olur. Fakat operasyon için aileyi yıllar önce terk etmiş olan biyolojik babanın da yasal onayının gerekmesi işlerin karışmasına yol açacaktır. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde... Çocukların sevdiği yerli animasyon karakterlerden Doru, haftanın yaşamış. Miniklere hitap eden iki filminden biri. Küçük tayları zincire vurup, ağızlarına gem takarak esir etmekmiş. Çenebaz, kusura bakma ama hayatımda duyduğum en saçma masal. Henüz masalı anlatmadım ki. Doru, her şeyden habersiz, sürüsüyle yaşayan bir attır. Eski bir İngiliz yarış atı olan Çenebaz'dan babasının da bir paçalı at olduğunu öğrenmesiyle işler değişir ve sürüyle arası açılır. Yaşadığı vadiden dışarı çıkan Doru'nun peşinden en yakın arkadaşı Karatay da gelir. Doru ve Karatay hiç bilmedikleri yerlerde yarışlara katılacakları ve belki de Doru'nun babasını bulabileceği bir maceraya sürükleneceklerdir. Koşanlarca koş! Bunu başarabilirsin! Bunu başarabilirim. Can Soysal'ın yönettiği filmin seslendirme kadrosunda Oğuzhan Koç, Bensu Soral, Esra Erol, Hakan Baş ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü isim yer alıyor. Eski pehlivanmış. Bir gün sürünün lideri olacak. Hem de düşündüğümüzden daha güçlü bir aygır. Kandidatın ofislerine bağlı. Brezilyalı yönetmen Sergio Machado'nun yönettiği Keman Öğretmeni, umudun ve sevginin gücüne inanan bir müzisyenin nelere kadir olabileceğini anlatıyor. São Paulo'nun en belalı mahallesinin lisesinde müzik öğretmenliği yapmaya başlayan keman virtüözü Laerçi'nin aklında tek bir şey vardır. Senfoni orkestrasına girebilmek. Seçmelerin yapıldığı gün başarısız olan ve kendini bir lisede öğretmen olarak bulan Laerçi, başlarda her ne kadar imkansız gibi görünse de hem öğrencilerinin hayatını hem de kendi hayatını değiştirecektir. Seja bem-vindo, professor. Precisamos de um aparato contigo. Dram ve müziğin harmanlandığı filmde Lazaro Ramos, Kaijeku Jesus, Ezio Vira ve Sandra Corveloni başrollerde. Tem muita lente, Samuel. A gente vai dar um jeito nisso. Contact. The designated target is Sayid Asif. Savaş, gerilim ve dram türlerini harmanlayan Hollywood yapımı Mine'la devam ediyoruz. Keskin nişancı Mike Stevens, başarısız bir suikast girişiminin ardından olay yerinden kaçarken kara mayınlarıyla kaplı bir bölgeye düşer. Arkadaşı dikkatsizlik sonucu ölürken Mike da bir mayına bastığını fark eder. Ayağını kaldırması halinde havaya uçacaktır ve kendisine destek verebilecek birliğin gelmesine 52 saat vardır. Mike tüm yeteneklerini kullanmak, fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını ortaya koyarak mutlaka ayakta kalmak zorundadır. Why you fight war? You want to kill enemy?
Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen ve Clint Dyer'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Fabio Resinaro ile Fabio Guaglione oturuyor. Spider-Man'in Marvel sinematik evrenindeki ilk solo filmi olan Örümcek Adam Eve Dönüş, serinin fanlarına aksiyon ve macera dolu dakikalar vaat ediyor. John Watts'ın yönettiği filmde dünyayı kurtarmayla öğrencilik arasında gidip gelen Peter Parker'ın Vulture'ı alt etme çabası anlatılıyor. Genç Peter Parker yani Örümcek Adam, yeni akıl hocası Tony Stark'ın gözetimi altında halası May ile yaşadığı eve döner. Peter günlük hayat rutininde yaşamaya çalışır. Fakat kendini kanıtlamaya çalışan düşünceleri nedeniyle kafası karışıktır. Ta ki hayatta önem ve değer verdiği her şey tehlike altına girene kadar. Peter Parker'ı Tom Holland'ın canlandırdığı filmde oyuncuya Michael Keaton, Robert Downey Jr., Marisa Tomei ve Zendaya Colum'un eşlik ediyor. Aaron Woodley'nin yönettiği Spark bir uzay macerası haftanın ikinci animasyonu. Animasyon ve macera türündeki Hollywood yapımı gezegenlerini General Chonk'un elinden kurtarmaya çalışan Spark ve arkadaşlarının maceralarını anlatıyor. Spark, evrenin kaderi senin ellerinde. Güç sevdalısı General Chonk 13 yıl önce ele geçirdiği Bana gezegenini parçalara ayırmıştır ve katı bir şekilde yönetmektedir. Spark ve arkadaşları Chonk'un kara delik yaratma gücüne sahip ve Kraken olarak bilinen dev bir uzay canavarını yakalayarak evreni ele geçirmeyi planladığını öğrenir. Onu durdurmak artık Spark ve arkadaşlarının sorumluluğundadır. Başarım tehlikede. Ama ben kahraman değilim. İnsanların inanacağı bir umut ışığı olman gerek. Finali korku gerilim türündeki The Bye Bye Man'le yapıyoruz. You ready for this? What the hell is that? What is it? Douglas Smith ve Lucien Lavisconte'un başrollerinde yer aldığı film, tatile çıkan bir grup gencin şeytani bir ruh olan Bye Bye Man'le mücadelesini perdeye taşıyor. The Bye Bye Man. And the more you think about him, the closer he gets. Wisconsin'de 3 üniversite öğrencisi eski bir eve yerleşir. Bu dakikadan sonra başlayan olaylar zinciri akla hayale gelmeyen aksiyonların başlangıcıdır. Önemli olan bu korkunç olaylara sebep olan şeyin ne olduğundan ziyade kim olduğudur. The Bye Bye Man'in varlığından bir kere haberdar olmak onun lanetiyle baş başa kalmak için yeterlidir. Varlığına inanan herkese sahip olan The Bye Bye Man'den birazcık da olsa korunabilmenin tek yolu ondan bahsetmemek, onu düşünmemek ve ondan korkmamaktır. Birazdan Nilgün Belgün'le birlikte bol kahkahalı, bol anılı, danslı ve şarkılı bir Büyükada turuna çıkacağız. Bizden ayrılmayın. O mozaikte büyümek de farklı bir şey. İlk aşkım Tunç'la bu saatin önünde buluşurduk. Şimdi yaşayacaksın. Mutluluk burada. Halim Selim bir kızdım. Sonra nasıl böyle oldum değil mi abi? İşte içinde bir yumurta varmış, kırılmış.
pos me llenases, adiós su, mutin escases. Şimdi kameralarımızı yeniden Büyükada'ya çeviriyoruz ve ünlü oyuncu Nilgün Belgün'le gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetin devamını getiriyoruz ekranlarınıza. Bloomberg HT Live yaz sohbetleri kapsamında Nilgün Belgün'le birlikte Büyükada turundayız. Keyifli vapur yolculuğumuzdan sonra başlıyoruz. Ben özgür ruhlu bir adam artısıyım. Doğma büyüme adalı olmak bir bakış, bir tavır, bir felsefedir diyen ünlü oyuncuyla birlikte çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Büyükada sokaklarında gezmeye. Bu sokaklarda sirtaki yapılır. Sirtaki, şurada öyle sirtakiler yaparız biz. Halen de yapıyoruz geceleri. Orada bir balık restoranının önünde müzikler ve bir sirtaki yaparız. Burası olduğu gibi balıkçıların, balık restoranlarının olduğu bir yer. Nasıl balıkla aranız? Şu denizden babam çıksa yerim durumu bende her şey var. Ne, aklına ne gelirse yani o şeyler, istiridyeler falan, işte böcek, ne, aklına ne gelirse her şeyi yerim. Benim hayatımda onu yemem diye bir şey yoktur. Balık türüyle ilgili. Şimdi yolda yürürken zaman zaman eski dostlarınızla karşılaşıyoruz. Evet, eski çocukluk arkadaşlarım burada birlikte büyüdüğümüz. Ama tabii ki büyük bir değişiklik var baktığın zaman. Çünkü o zaman şu yollarda böyle şahsı şapkalı, topuk babuşlu kadınlar yürürdü. Şimdi daha moda da değişti tabii. Daha farklı bir ortam var şimdi. Peki o ortamı solumak nasıldı? Ben çok özeniyorum. O ortamı solumak nasıldı biliyor musun? Eski Türk filmlerini izlerken ne hissediyorsan o ortamı soluduğun zaman da onları hissediyordun. Ne farklı, güzel ya. Naiflik vardı, zevk masumiyet vardı, masumiyet vardı, aşk vardı. Birbirlerine saygı duyardı insanlar. Birbirlerini kıracak diye çok korkarlardı. Herkes birbirine saygılıydı yaşam biçimine, örf adetlerine. Çünkü burada Rumlar, Ermeniler, Museviler hep birlikte büyüdük. Beni söylüyorlar ki sen nasıl bu kadar hayata pozitif bakıyorsun? Ben öyle bir ortamda büyüdüm. O yıllardan bu yıllara hep öyle ortamlarda büyüyerek burada çok güzel bir kardeşliğimiz vardı bizim. Dediğim gibi o etnik grup içerisinde o mozaikte büyümek de farklı bir şey. Bambaşkaydı her şey. Şimdiki rotamız ünlü oyuncunun ilkokul arkadaşının abisi olan Ahmet Tanrıverdi'nin, namı diğer Fıstık Ahmet'in yeri yani Prinkipo meyhanesi. Ahmet'im sana geldim. Canım misafir geldim sana. Eski adalıları tanıtıyorum. İşte meşhur Fıstık Ahmet benim çocuğum diye dedim ki benim ilkokul arkadaşımın abisiydi ve biz hep birlikte büyüdük. Merhaba. Meşhur merhaba. Fıstık Ahmet, Ahmet'in harika kitapları vardır. Muhteşem. Buraya adaya röportaj yapmaya geldim. Evet. Sana gelmeden orası başka bir dünya dedim. Tabii. Bir sonra bu dünyayı. Seksek oynarız. Ha sonra seksek oynarız. Aa, bak, ne güzel evet. Çocukluk sekseğimiz de var burada gördüğünüz gibi. Çocukluğumuz hatta bir arada nasıl oynayayım. Geçti? Bir dakika. Oynayayım mı? Ben içindeki çocuğu öldürmeyen insanlardanım.
O çocuğu öldürdüğün zaman hayat bitiyor diyen Nilgün Belgün seksek oynarken kendisini Katina karakterini canlandırdığı Yabancı Damat dizisinden tanıyan bir hayranı geliyor yanımıza. Ya Yabancı Damat'a görüyordum. Evet, Katina ben. Katina. Katina. Yabancı Damat seyrediyor muydunuz? Tabii. Katina'yı seviyor muydunuz? Oo. Ada çok güzel. Bir dakika. İşte Poli ne ya? Poli? Katina. Katina işte. Daha büyük görünüyordu. Siz çok Şimdi bu çok güzel. Daha gençim şöyle ki. Katina tabii daha olgun yapıyordum saçını başını. Oyunculuğa daha büyütüyordum ki o 10 sene önce, 15 sene önce daha da gençtim. Ben bir gazeteyi gördüm sizi. Evet. Güzel bir şey, mena sorti sasane. Kelerate gotora fasiso tizoimu. Hayatımı ben şimdi yazacağım. Evet. Bir röportaj vardı. Biliyorsun ki hayatımı hep yazıyorum. Bravo. Hiç kimse karışmıyor bana. Bravo. Hep yaşıyorum. Bravo. Çünkü bu hayat bize bir defa verildi. Akribos. Ben de bunu yapıyorum. Ve başlıyoruz Fıstık Ahmet'le sohbete. Nilgün Belgün'ün çocukluğunu dinliyoruz kendisinden. Biraz o yıllara geri dönelim. Aranızdaki dostluğu bir konuşalım. Valla düşün, biz ilkokul 1'deydik. Ahmet kaçın sınıftaydın sen? Üniversitedeydin. 9 yaşında. Üniversitede miydin sen? Sen bizi hiç adam yerine koymamışsındır o zaman. Biz üç arkadaş, bir dakika arkadaşlar. Biz Semiha, ben ve Melahat, üç kız. Biz ilkokula böyle adanın arka tarafından, adada okuyordum ilkokulu. Dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz akar diye bu şarkı söyleyerek giderdim. Üç tane böyle bıcır çocuk. Evet. Küçücük, sevimli üç tane kız çocuğu. Hepsi de güzel kızlardı. Çocuklukta zaten çirkin anan var mı? Ben hatta sizin şeyinize de gelmiştim, mezuniyetinize gelmiştim, ya. O fotoğraflar çekmiştim. Ciddi o fotoğraflar Semiha'da vardır, bende de olabilir belki. Bana bak, ben o zaman çok efendi, halim selim bir kızdım, sonra nasıl böyle oldum değil mi Ahmet? İşte içinde bir yumurta varmış, kırılmış. Paskalya yumurtası gibi çıkmış. Ay evet. Uslu bir çocuk muydu İlgin Hanım? Vallahi bütün çocuklar büyüklerine karşı saygılıydılar, onu bilirim. Terbiyeli ama aralarında ne yaparlar ne ederler. Yok ama hep arkadaşlarım der ki sen sessiz sakin bir kızdın derler. Çalışkanlar. Hatta evet, sizin öğretmeniniz de Melahat. Melahat Hocam. Melahat Hocanımın oğlu benim ilk aşkımdır. Tunç. Büyükada'da ilk aşkım. 7 yaşındaydım. Tunç da bizden 5 yaş büyüktü. 5. sınıftaydı. Ve beni aralarda böyle yeşil bir topum vardı. Top oynatırdı Tunç bana. Ben o Tunç'u o zamanlar gözüme kestirmiştim. Dedim ki büyüyünce ben Tunç'la flört edeceğim. Ve 16 yaşına geldim. Ve Tunç'la adada flört ettik. Ve adanın meşhur aşıklarıydık. Bu şeyin önünde buluşurduk. Saatin önünde. Biraz sonra gidelim. Orada buluşuyor. Ondan sonra kulübün arka sokaklarına doğru uzanırlar. O zaman tabii ne yapıyoruz? El ele dolaşıyor. İlk el ele tutuşta tutuştuğumuz zaman ben ne olduğumu şaşırdım. Herhalde evlenmemiz gerekir. El ele tutuştum dedim. Bizim zamanımızda öyleydi. El ele tutuşmakla evlenmek aş değerdi neredeyse. Bir de şeydi yani, sıkı büyütüldük hepimiz. Evet. O zaman. Benim babam çok otoriterdi. Oyuncu olacağım diye Atilla evi terk etti be. Sen ne diyorsun ya? Çocukluğunun geçtiği Büyükada'da içindeki çocuk dışarıya taşan Nilgün Belgün, bu kez dayısının adadan çocukluk arkadaşı olan ünlü şarkıcı Fedon'un motorunun üzerinde şarkı söylüyor bize. Evet, bu Fedon'un motoruymuş. Şu anda bindiğim motor Fedon'un motoruymuş. Fedon geldiği zaman mı Ahmet biniyor buna? Kışın burada Fedon. Kışın burada mı yaşıyor? Fedon'u da çok severim. Haftada çok... bir gün iniyor. Diğer günler hep burada sakin, sessiz. Aferin Fedon'a. Bak coşku. Motoru da kırmızı, coşku rengi çok işte. Havalı. Bir şey söyleyeceğim. Ben ilk şovumu Fedon, Hayko ve ben yaptık. Fedon gerçekten Türkiye'de en iyi Greek müziğini yapan adamdır. Müthiştir. Ben çok severim, çok etkilenirim. İnsan olarak da şeker bir adamdır. Sinirlidir ama. Değil mi Ahmet? Sinirli adamdır biraz. Onun damarına basmayacağım. Ona güzel davranırsan tadından yenmez. Ona sevgiyle yaklaşırsan. Canım Fedon, belki seyreder buradan. Özledim seni. Bak bu Fedon'un şarkısı. Leye mu saga pok sana desemu napetano. Leye mu saga pok zesta sana sana kek sana. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να μέκες.
Telena takuna 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 tolles ke apomena ke apomena othithes. Bravo! Fedon'dan öğrendim bu şarkıyı. Ardından da Fıstık Ahmet'le birlikte yine Fedon'un bir şarkısında başlıyorlar dans etmeye. Büyükada sokaklarında turlarken Nilgün Belgün'ün altında ilk aşkıyla buluştuğu saat çıkıyor karşımıza. Geçmişe döndük i̇şte o meşhur saat. Bu saat ilk aşkımla buluştuğum saat. 16 yaşındayım. İlk aşkım Tunç'la bu saatin önünde buluşurduk. Ayrıca bu saatin önünde herkes süslenip iskeleden gelen, işte İstanbul'dan gelen vapuru karşılardı. Kocalarını ve sevgililerini. Benim de çok burada süslenip vapur beklediğim çok olmuştu. Peki bir şey soracağım. O kavuşma anı herhalde ömre bedeldi. Ay, değil mi? Ne hissediyordunuz? Böyle bacaklarınızı bağ filan. Heyecan. Birdenbire bir sarılıyorduk birbirimize. Burada adada adet öyledir. Sarmaş dolaş buradan dağılırsın. Herkes evine doğru. Ama sarmaş dolaş bütün sevgililer, karılar, kocalar sarmaş dolaş birbirlerine öpüşüp koklaşıp buradan böyle yukarı doğru gider idik. Yaş 16 idi. Peki bu saat için sadece aşkı gösteren bir saat diyebilir miyiz? Evet. O zaman önüne doğru gidelim. Hadi ve orada gidelim. Da ben de bir bu yeşil gözlüklerle bir Murat duası edeyim bari. Saatin önünde. Bir de fayton turu yapıyoruz Nilgün Belgün'le birlikte. Fayton'a binmeden önce arabacıya üstüne basa basa soruyor, atlara iyi bakıyor musunuz diye. Fayton turundayız şu anda. Evet. Çok keyifli değil mi? Ay çok mis gibi serin serin eser. Aslında her atlar için tabii ki bu fayton turu yaparken sorun oluyor ama atlara artık güzel bakıyorlar. Ben biliyorum adaya gelip gittikçe öyle eskisi gibi arada bir ender şeyler rastlanıyor ama bak fıstık gibi çok güzel sordum da. Evet özellikle binmeden önce evet, sordum. Binmeden önce sordum. Atlara güzel bakıyor musunuz diye. Peki şimdi burada oturmuşken yaz tatili planlarınızdan da bahsedelim. Sezon çok yoğun geçti sizin için biliyorum. Neler? Bir Bodrum'a gittiniz Ali Poyrazoğlu'nun yanına. Evet Ali ile böyle ahbaplık gittik ama ona söz verdim. Ona kalmaya da gideceğim. 18 Temmuz'da yine bir 10 günlük bir Bodrum tatilim var. Ama şimdi sevgili arkadaşım Ayşegül Aldınç ile bir Yunanistan turumuz var. Oo evet. Çok güzel. Kısa 4-5 günlük bir tur yapacağız, geleceğiz. Çok sıkı bir dostluğunuz var değil mi? Takip yani o da kadarıyla. Gençlik arkadaşıyız diyeyim sana. Benim arkadaşlıklarım çok sağlamdır. Bak bu Anadolu Kulübü. Benim bütün genç kızlığım bu Anadolu Kulübü'nde geçti. Ne yapardınız burada? Burada çok güzel dans ederdik. Fakat babam ve annem, özellikle babam, iyi aile çocukları da burada okurlardı. Zengin aile çocukları, işte okurlardı diyorum, üyeydiler. Biz de buraya üyeydik. Babam beni burada iyi bir ailenin oğlu diye, flört edeyim diye yolladı. Aynı zamanda yani hem üyeyim hem de iyi birileriyle tanıştım. Ben buranın bir orkestrası geldi, Yalçın Ateş Orkestrası. Oranın, onların davulcusuyla flört ettim. Babam anında bana ceza koydu. Baba neler çekmiş sizden? Baba bana ceza koydu. Adada asla sokağa çıkmama, kulübe gitmeme cezası bir süreliğine. İyi hal gösterdim, tekrar izin verdi. Zaten benim bildiğim Nilgün Belgün bacadan kaçardı yani bu uzatı. Yok, kaçmadım şimdi. İyi hal göstermek daha avantajlı. Kaçarsam yeniden ceza alırım. İyi hal gösterince cezam bitti. Evet. Ama flörtüm bitmedi. Gizli gizli aşka devam. En güzeli. Evet, sonra onlar beni istemeye geldiler ailece. Babam tabii ki vermedi. Orada flört bitti. Bak annem bu kaymakamlıkta evlendirme memuruydu. Türkiye'nin ilk kadın evlendirme memuru bu kaymakamlıktaydı annem. Semra Belgin. Çok özlüyorsunuz. Özlüyorum. Annemi özlüyorum. O eski günleri özlüyorum. Ama tabii ki geçmişle yaşamıyorum. Açıkçası ne geçmişle yaşayacaksın, orada kalacaksın. Ne de gelecek
hayalleriyle uğraşacaksın. Anı yaşayacaksın. Şimdi yaşayacaksın. Mutluluk burada. Mutluluk şimdi de. Ne geçmişte ne gelecekte. Peki bu bilinç sizde hep var mıydı bu farkındalık? Yoksa zaman mı bu noktaya yani getirdi? Ben çocukluğumdan beri oyunculuğu, sanatçı olmayı seçmemden de belli. Bir derinliğim vardı. Hatta annemin arkadaşları bize ne kadar derin ve manalı bir yüzün var. Demek ki bakışlarımda da o vardı herhalde. Öyle söylerdi Atiye teyze. Şimdi hayata hep derinlikte baktım. Ancak öyle zevk alabilirsin hayat. Hayatı yüzeysel hiç yaşamadım ben. Her şeyle oyunculuğumu dibine kadar, aşkımı dibine kadar, sevgimi dibine kadar, dostluğumu, arkadaşlığımı dibine kadar. Bak kaç yıllık arkadaşız evet. diyoruz ve hala Ayşegül'le birlikteyiz. Her şeyi dibine kadar yaşadım. Onun için çok keyifli yaşadım. Mutluluğun sebebi bu derinliktir bence. Önemli bir şey. Tabii ki duyarlılığım da derin ne kadar olduğu için çok da zaman zaman üzüldüm. Hala da bir sürü şey beni çok üzüyor. Ama hayat devam ediyor diyorum. Çok üzüldüğüm şeyler var şu anda. Ama hayat devam ediyor. Nilgün hayat devam ediyor diyerek kendi mutluluğumu yine yaşamaya çalışıyorum açıkçası. Genel olarak bütün dünya adına çok üzüldüğüm şeyler var. Olmaz mı? Şimdi evimden geçeceğiz. Aa. Evet, bu evimi maalesef bir dostuma sattım. Çok anılarım, bak bu köşede de Tunç beklerdi beni. Ya. Evet. Çünkü ben evimiz oradaydı. Bu Ahmet Amil Yanmal'ın köşkü. Onun üstü bu beyaz ev bizim evimiz. Ay çok oradaki. Güzel. Evet, görebildin mi? Alabildin mi? Evet. Oradan babaannem turta yapardı. Akşamüstü Tunç beni almaya gelirdi. Babaannem tabii ki Tunç'la bir ilişkimi falan sevmezdi. Yani daha küçük bulurdu 16. Düşün 16 yaş o zaman küçüktü 16-17 flört etmek için. Ama Brekale çok güzel bir turta yaptım. Al Tunç'a da götür bir parça. O da yesin. Ama kıyamıyormuş bir yandan da. Turta verirdi elimize. Biz buradan Tunç'la böyle yürüyerek şeye giderdik. Çamlara doğru gezerdik işte. Öyle yürüyüş yapardık. Eşek turu yapardık. Bu adada çok eşek turu yapmışlığımız var. Tunç bisikleti kullanır. Beni öne oturturdu. Ben korkardım, binemezdim. Bir süre o hep beni bisiklette taşıdı. Bisiklet aşkıydık bir süre. Adada aşk çok güzeldir. Ya bir kere romantik. Gece turları yapardık, eşek turu. Ben hep eşek başını öne eğer ben küt diye düşerdim. Bu sefer Tunç gel benim eşeğimle arkama otur. Sıkı sıkı sarıl der. Tunç çok çekti benden. Size de tabii sıkı sıkı sarılmak da candır yani. Yani aşk. Şimdi de Nilgün Belgün'le birlikte adanın en güzel yeri dediği eski bağ koyundayız. Yakın dostları Anna ve Herman'ın mutfağındayız. Adanın en güzel yeri diyerek eski bağ getirdiniz bizi. Evet. Gerçekten cennet gibi. Burayı görmeden gitmenizi gönlüm razı olmadı açıkçası. Burayı da bir göstereyim dedim. Yani hep böyle hani Bodrum orası burası koy derler ya. Burada da işte muhteşem bir eski bağ koyu var. Burayı görmenizi istedim. Peki burayla ilgili bir anı var mı? Burayla ilgili anı yani eski bağ bizim için çok önemli. Devamlı buradan hep yürürdük. Buradan işte Ayorgi'ye gideriz. Hep buradan geçeriz yani. Burası bizim için çok önemlidir. Eski bağ adanın en güzel yeridir. Ve Annalar'da adanın en güzel yerinde böyle bir yer yapmışlar işte. Öyle değil mi? Evet. Evet. Peki şimdi ben şurada neyi hissediyorum biliyor musunuz? Çok zenginiz hepimiz ya. Şu zenginliğimize bakın. Tabii aslında zenginlik bu. Zenginlik dostlar, zenginlik yaşam, zenginlik yaşadığın değerler. Ki Büyükada benim için bir değerdir. Yaşadığın doğa, sağlık, zenginlik bunlar bence. Şu yeşilin... Ötekiler oyalanmaca. Onların da oyalanmaca. Ama asıl gerçek bunlar. O yüzden şu bütün çevremizi saran yeşilin ve mavinin de kıymetini bilelim değil Kesinlikle mi? Çok bilelim. Güzeller onlar çünkü. Zeytin ağaçlarının da kıymetini bilelim. Hepsi bize çok değerli bizim için. Sohbetimizin finalinde Nilgün Belgün kendisine babaannesinden yadigar olan Rum aksanıyla bir şarkı daha söylüyor bize. Ve birbirimizi ötekileştirmek niye? Birleştirici olalım. El ele tutuşmayı, gönül gönüle vermeyi, sevgiyle bütünleşmeyi hatırlayalım. Sevgi her şeyi halleder. Yeter ki sevelim, birbirimizi kucaklayalım diye sesleniyor herkese. Evet, artık dönüş yolundayız. Evet. En son başlangıçta da kulaklarını çınlattığımız gibi babaannenin kulaklarını bir çınlatalım. O muhteşem babaannem. Rum aksanınız çok konuşuluyor.
kendisinden yadigar değil mi? Evet, adada babaannemle çok yazları beraber olduğum için o aksan hep kulağımdaydı. Çünkü babaannemin Rum arkadaşları vardı. Onlar gelirdi, Rum müzikleri çalarlardı, eğlenirlerdi. Ben de o aksan farkında olmadan gözlemlemişim. Ayrıca mesela Musevi aksanı da Ermeni aksanı da çok iyi yapabiliyorum. Çünkü onlarla biz hep birlikte dedim ya çok güzel bir mozaikte büyüdüm ben diye. Onun için bu yabancı damattaki Katina tiplemesi, işte Akasya Duran'daki Eleni tiplemesi hep babaannemi ve babaannemin arkadaşlarını gözlemleyerek yaptığım şivedir. O zaman son olarak Rumca bir seslenelim seyircimize. Ne demek istiyorsunuz? İhte sobradi hariklaki, ihte zvali torganaki, keylendusus menalani, katosto pasalimani, filakya nazakya, ade hariklaki mu, pos me yelases, ade yasu, mu tineskases, esmerim güzelim, ah tutu dilim, ben yanıyorum, aman Allah, çok seviyorum. Çok sevin, sevelim, sevilelim. Ne varsa sevmekte ve sevilmekte var. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aşkla kalın. Bloomberg ET Live hafta sonunun ve yeni haftanın öne çıkan etkinliklerini derlediğimiz ajanda turuyla devam ediyor. Megastar Tarkan, Harbiye Cemil Topuz'la açık hava sahnesindeki Tarkan Zamanı konserlerine devam ediyor. On adını verdiği yeni albümüyle hayranlarının büyük beğenisini toplayan sanatçı 8, 9 ve 10 Temmuz'da üst üste 3 gün sahneye çıkacak. Tarkan eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarının yanı sıra danslarıyla hayranlarına yine unutamayacakları geceler yaşatacak. Piyano ile tanışmasının 50. yılını kutlayan Kerem Görsev'le Ferit Odman, Kaan Yıldız ve Engin Recepoğulları'ndan oluşan dörtlü Kerem Görsev Quartet 14 Temmuz'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi drama sahnesinde olacak. Caz tutkusu 1960'ların sonunda konservatuvara adım atmasıyla başlayan, ilk bestelerini 1990'lı yıllarda yapan Kerem Görsev ve arkadaşları klasik müzik severlere keyifli bir yaz akşamı yaşatacak. Arkadaşlarının çöp çatanlığıyla bir düğün davetinde aynı masaya düşen Şanet ve Jack'in komik hikayesini anlatan iki bekar 14 ve 15 Temmuz'da Balıkesirli tiyatro severlerle buluşacak. İnsanız hepimizin nihayetinde aşk buldur bizi. Duru Tiyatro tarafından sahnelenen oyunda Jack'i Emre Kınay, Şanet'i ise Evrim Alasya canlandırıyor. Genç kız, seksi bir genç kız intihar ilişkisi yüklenmezdi ki. Ya,
Ben intihar falan ettim ya. O intihar edecek olan insan. Polisi arayıp da bu adam beni öldürecek bir ihbarda bulunur. Ya tamam. Olabilir. Duracağız Orkestrası'nın canlı performansıyla renklenen oyuna Arthur Tatil Köyü Açık Hava Sineması ev sahipliği yapacak. Bir kadın bir erkek var, ikisi de bekar. Erkek diyor çalışanım. Kadın gerçek çakal. Arzular, ihtiraslar, tutkulu aşklar. Erken hikaye şöyle başlar. Türk pop müziğinin usta kadın vokallerinden Nilüfer, 2 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor. Sesiyle ve yorumuyla yıllara meydan okuyan sanatçı, 8 Temmuz'da Marina Arena'da sahne alacak. Ünlü şarkıcı Dünya Dönüyor'dan Erkekler Ağlamaz'a, Her Yerde Kar Var'dan Kim Arar'a kadar en sevilen parçalarını seslendireceği konserinde dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkaracak. Haykırsam göklere artık canımda seni benden çok seven dünya. Hiç beklenmedik bir şey. Tiyatro Kedi'nin başrolünde usta oyuncu Haldun Dorme'nin yer aldığı Müfettiş adlı oyunu 12 Temmuz'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde bir kez daha seyirciyle buluşacak. Şimdi ben harika bir plan düşündüm. Kaymakam olarak doğru hana gidiyorum ve yolcuların keyfini kendimde mi diye bakmaya geldim diyorum. Yani her gün bunu yapıyorum çünkü. Nasıl harika değil mi? Mükemmel! Oyun, yüzyıllardır bürokraside bitmeyen yozlaşmış kirli ilişkileri, sahtekarlıkları ve insanların ikiyüzlülüğünü dönemin sosyal ve toplumsal konuları içerisinde mizahi bir üslupla anlatıyor. Aman hangi salak müfettiş gelip benim dava dosyalarımı denetleyecek? İnanın bana gökten kanatlı bir hakim inse o bile sonsuza kadar işin içinden çıkamaz. Sen öyle zannet gerizekalı. Bana bak gel buraya. Yani 10 tane adam al, ellerinde birer süpürge tutuştur ve hana giden yolu pırıl pırıl temizlet. Yoksa halimiz yaman. Eyvah eyvah! Efendim? Oyunun yönetmenliğini Cenk Tunalı üstleniyor. Yardımcı olmanı isteyebilir mi istersen? Hiç fikir! Peki sayın kaymakam. Bana ne önerirsiniz? Bizim muhtaçlar evinde durum biraz karışık. Böyle ne yapsak da her şey yolundaymış gibi gözükse. Sen de muhtaçlar evinin rengarenk. İşte fenerle süsle. Sanki içeride çok neşeli, çok güzel bir hava varmış gibi. Muhteşem! Peki muhterem kaymakamım, bu adam bize herhangi bir konuda herhangi bir soru sorarsa biz ne cevap verelim? Ne cevap verelim? Sizlere hayatınızda memnun musunuz diye sorarsa tabii ekser hastalık. Zorlu Performans Sanatları drama sahnesi 8 Temmuz'da 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında Taksim Trio'yu ağırlayacak. Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunç Bilek'ten oluşan grup, sürpriz repertuarlarıyla dinleyenleri enstrümantal bir yolculuğa çıkaracak. Ertelaysan bu haftalık bu kadar. Sanatın renklerini hayatınızdan eksik etmeyin. Çünkü sanat iyileştirir, birleştirir. Hoşça kalın.